Merhabalar, iyi haftalar efendim. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözlerine en sert tepki devletin zirvesinden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan alçak bir iftira, cezasını hukuk önünde alacak dedi. Erdoğan G20 zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Mesajları vardı ekonomiden önümüzdeki yerel seçimlere, tahıl koridoru meselesinden Türkiye'nin Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerine kadar önemli açıklamaları oldu. İşte o açıklamalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözleri nedeniyle CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu vardı. Milletle milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu. Sürekli çamur at izi kalsın türü açıklamalarla düşmanına bile zulmetmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Bu şahıs dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler yaklaşırken muhalefette yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi. CHP'li belediyeleri hizmet eksikliği üzerinden eleştirdi. CHP'nin eline düşen şehirlerimizi kurtaracağız dedi. Muhalefet rant için, koltuk için yarışan partilerden oluşuyor. CHP'nin Evlere Şenlik Genel Başkanı'nın durumu da farklı değil. O da koltuk hayalleriyle döndü dolaştı, en son mevcut koltuğunu koruyabilmek için masaları tokatlamaya kadar işi getirdi. Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletimiz tertemiz oylarıyla kurtaracak ve Cumhur İttifakı'na verecek inancındayız. Çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız. Ve ekonomi. Erdoğan enflasyonla mücadele için çok net bir yol haritamız var dedi. Ancak zaman alacağını söyledi, sabır istedi. Türkiye'yi aydınlık günler beklemektedir. Şu an her şey kontrol altında diye konuştu. Tekrar tek haneli enflasyona kavuşturma sözü verdi. Erdoğan, G20 zirvesinde de gündeme gelen tahıl koridorunun geleceğiyle ilgili de konuştu. Lavrov'la yaptığımız görüşmede 1 milyon ton tahılı fakir Afrika ülkelerine Katar, Türkiye, Rusya olarak göndermeyi planladık. Bu ihracatı tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Ben tekrar Sayın Putin'le bu konuyu telefonda görüşeceğim. Diyaloğu önceleyerek ve kazan kazan ilkesiyle yapılan her görüşmenin ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Amerika'ya yapacağı ziyaretin hedefini anlattı. 2019'da 20 milyar doların altındaki ticaret hacmimizi 2022 yılında 32 milyar doların üzerine taşıyabildiysek 100 milyar dolar hedefimize de ulaşacağız demektir. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşmemiz gayet olumlu geçti. Davet konusu da gündeme geldi. Öncelikle Dışişleri Bakanlarımızı, İstihbarat Başkanlarımızı görevlendirdik. Onlar birbirleriyle karşılıklı olarak görüşmelerini yapacaklar. Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye birlikte en kısa zamanda ulaştıracağız. Her iki ülke ekonomi ve ticari alanda büyük potansiyele sahip. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Mehmetçiğimize dil uzatmak, ordumuza dil uzatmak kimsenin haddine değil dedi. Tunç konunun yargıya intikal ettiğini, soruşturmayla ilgili fezlekenin de meclisin gündemine geleceğini söyledi. Bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul etmek mümkün değil. Katıldığı TV100 yayınında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri tepki çeken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke yolda. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu açıklamanın kabul edilemez olduğunu söyledi, CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret etti. Mehmetçiğimize, ordumuza dil uzatmak, bu şekilde suçlamalarda bulunmak, hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatını taşıyan birisine hiç yakışmaz. Kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Bakan Tunç, Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürecine de değindi. Bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Orası tabii ki meclisimizin takdirindedir. Adalet Bakanı, hakim ve savcı adayları eğitim programı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Salonda yaptığı konuşmada ise gündeminde hakim ve savcı adayları vardı, tavsiyelerini sıraladı. Sadece adil olmanız yetmez. Aynı zamanda adil de görünmeniz gerekir. Ben oldum demek bizi geri götürür, yanlışa sevk eder. Sürekli öğrenmeye aç olmalıyız.
Adalet Bakanı kendi partisinin gerekeni yapması gerekir dedi. Peki CHP'nin Sezgin Tanrıkulu ile ilgili tavrı ne olacak? İhraç edilecek mi? Gözler bugün partinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısındaydı. Toplantı sonrası merak edilen soru parti sözcüsü Faik Öztürk'e soruldu. Öztürk daha önce gerekli açıklamaları yaptık dedi. Karar için partinin yetkili kurullarını işaret etti. Partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı? Şu ana kadar bir adım atıldı mı? Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. Bu açıklamayı yaptı, partinin yetkili kurullarına işaret etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinden biri Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TV100 ekranlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik büyük tepki çeken açıklamasıydı. Parti sözcüsü Faik Öztürk toplantının ardından kameraların karşısına geçti. Yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Gerekli açıklamayı daha önce yaptık dedi. Bu konuda gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede de devam edeceğiz. Evet. Öztürk daha önce yaptığı açıklamada Tanrıkulu ile ilgili karar için partinin yetkili kurullarını işaret etmişti. Peki Tanrıkulu partiden ihraç edilir mi? Tanrıkulu milletvekili sıfatının yanı sıra bir de parti meclis üyesi. Bu nedenle parti tüzüğünün 63. maddesine göre ne tür bir ceza verileceğine parti meclisi karar verecek. Merkez Yönetim Kurulu'ndan Tanrıkulu ile ilgili herhangi bir karar tüzük gereği çıkamıyor. Parti meclisi disiplin sürecini başlatırsa konu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin önüne gelecek ve üyeler Tanrıkulu ile ilgili kesin karar verecek. Parti meclisinin ise Eylül ayı ortasında toplanacağı belirtiliyor.